Please subscribe. Evet arkadaşlar, bu dersimizde Headshot plugin'in auto özelliği kullanarak bir karakter oluşturacağız. Resim ekleme yerine çırptıklayarak veya sürükleyerek bir resim ekleyebilirsiniz. Resmi eklediğinizde arkadaşlar üst ve alt tarafta olmak üzere 5 tane kutu göreceksiniz. Üst taraftaki kutular vücut tipiyle alakalı, alt tarafı kutular ise skin yani deriyle alakalı. Vücut tipiyle başlayalım. Karakterinizin vücudu tarama işleminden sonra hangi tipte olmasını istediğinizi seçiyorsunuz. Bu karakterin kafası değil vücudu ile alakalıdır. Karin seçerseniz vücut tipinde değişiklik yapmaz. Yani sahnenizdeki vücut tipi neyse o şekilde kalır. Bu karakterimizin sadece kafasını değiştirmek istiyorsak kullanabileceğimiz iyi bir özellik. Male erkek karakter vücudu demektir. Eğer karakterimizin erkek vücudu olacaksa bu seçeneği işaretliyoruz. Female ise kadın karakter vücudu demektir. Karakterimiz bir kadınsa bunu seçiyoruz. Baby ise bebek vücut tipi demektir. Bunu seçtiğinizde alttaki kutucuğu da mutlaka işaretlemeniz gerekiyor. Yani bu bir bebek resmidir. Neutral ise ne erkek ne de kadın vücut tipidir. Vücut için herhangi bir morf uygulanmaz. Bu daha çok sıfırlanmış morflarla kendinize özel bir vücut tipi belirlemek isterseniz veya bir genç kız veya bir genç erkek karakteri oluşturmak isterseniz kullanabileceğiniz bir özelliktir. Hemen Headshot'ın resmi sitesinden de bir özellikleri kontrol edelim. Gördüğünüz gibi current herhangi bir vücut değişikliği yapmaz, sadece taradığınız karakterin kafasını değiştirir. Male, erkek karakter resmi seçilmiş ve erkek karakter vücut tipi seçildiği için vücudu şu şekilde kadın vücudundan erkek vücuduna çevirmiş. Female ise kadın vücut tipi seçilmiş ve kadın resmi seçildiği için size bir kadın vücudu verdi. Baby ise bir bebek tarandığı için bebek vücut tipi seçilmiş. Tabi şu kutucuda işaretlemeyi unutmuyorsunuz, bu bir bebek resmidir diye. Bunu seçtiyseniz bu kutucuğunda işaretli olması gerekiyor ve size bir bebek sonucu veriyor. Neutral ise ne erkek ne kadın vücut tipidir. Vücut için herhangi bir morf uygulanmaz. Bu daha çok sıfırlanmış morflarla kendinize özel bir vücut tipi belirlemek isterseniz veya bir genç kız veya bir genç erkek karakter oluşturmak isterseniz kullanacağınız bir özelliktir. Skin type seçenekleri ise cilt tipi seçtiğimiz kısımdır. No mask, maske uygulama. Bu seçenek başın yanlarında ve arkasındaki doku bozulmalarını ortaya çıkarır. Yani dokuyu tamamen kendinizi özelleştirmek istiyorsanız bu seçeneği seçebilirsiniz. Yani bu maske uygulanmamış hali. Gördüğünüz gibi başın yanları ve arkasında bozukluklar var. Clean soft, yumuşak cilt temizleme. Örnekte gördüğünüz gibi arkadaşlar cildi yumuşak şekilde temizliyor. Clean rough, kaba cilt temizleme. Örnek resme baktığımızda cildi kabaca temizliyor. İkisini karşılaştırdığınızda aradaki farkı görebilirsiniz. Scalp saç derisi demektir. Hemen örnekte gördüğünüz gibi taramaya bir saç derisi ekliyor. Beard and scalp ise saç ve sakal derisi demektir. Örnekte gördüğünüz gibi sakal ve saç ekliyor. Dersimizde auto mod ile tarama yapmayı anlatacaktım. Fakat bu anlattıklarım hem auto hem de pro mod tarama için geçerli özellikler olmasa ve videomun da fazla uzamaması için sonraki dersimizde auto mod tarama özelliğini anlatmaya devam edeceğim.